Sevgili öğrenciler, deneme 20 ile karşınızdayım. Birinci soru. Aynı maddeden yapılmış içleri dolu KLM silindirleri var. Ne diyor? Hacim ve taban alanları arasındaki ilişkiyi veren sütun grafikleri şekildeki gibidir diyor. Buna göre cisimlerin ağırlıklarına oranla dayanıklılıkları DK, DL ve DM arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şöyle yapacağım. İlk önce dayanıklılığın ne olduğunu bir yazalım. Dayanıklılık eşittir diyorum. Dayanıklılık yazalım. Neydi sevgili öğrenciler? Kesit alanı bölü hacim. Yazıyorum. Hacim diyelim. Ve grafikte kesit alanlarına ve hacimlerine belirli değerleri vereceğim. Buna 2 diyeceğim. Buna 1, buna 1, buna 1, buna 1, buna da 2 diyeceğim. Sonuç olarak ne yazacağım? DK'yı yazalım. DK 1 bölü 2 olacak. DL ne olacak? O da 1 bölü 1 olacak. DM ne olacak burada da? 2 bölü 1 olacak. O halde DM büyüktür DL. O da büyüktür DK ilişkisini görmekteyiz. Yani dayanıklılık kesit alanı bölü hacim olduğunu unutmayın arkadaşlar. Evet. İkinci soruya geçelim. Bu soruda I1 ve I2 noktasal ışık kaynakları var. Bir tanesi engelin üstünde, diğeri de onun engelin altında tam hizasında bulunmakta. Saydam olmayan engel ve perdeyle kurulan sistemde yarı gölge ve tam gölgeler nasıl olur diye soruluyor. Şöyle yaptığım zaman alt ve üstüne iki tane çizgi çektiğim zaman şöyle olacaktır. Yani bu kısım ne olacaktır? I1 ışık kaynağından hiç ışık alamayacaktır. Alt ve üst noktasına gene çizdiğimde I2 ışık kaynağından bu kısımda yine I2 ışık kaynağından alamayacaktır ışık. Ama bu kısım ise her ikisinden de ışık alamayacaktır. Yani burası tam gölge olurken diğer taraflarda yani bu kısım, şu kısım yarı gölge olacaktır. Aşağıda bir yarı gölge daha oluşacaktır. O halde buna baktığımız zaman yani burası da yarı gölge dersek yarı gölge. Sonuç olarak bu şekilde D seçeneğindeki gibi olacaktır. Yanıtımız D'dir. 3'e bakarsak senin akşam evlerinin salonunda ailesiyle otururken tavanda avizenin ampullerinden biri patlıyor. Senin diğer lambanın parlaklığını değişmeden yanmaya devam ettiğini görüyor. Bunun nedenini açıklamak için buna göre senin yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Hepsinin birbirine ne bağlanması gerekmektedir? Paralel bağlanması gerekmektedir. Çünkü bir tanesi yanarsa diğer tüm ampuller de yanacaktır. Yani bu doğrudur. Avizedeki bütün ampuller seri bağlıdır. Bu yanlıştır dediğim gibi. Yani seri olması birinin patlaması diğerinde hepsinin sönmesi anlamına gelecektir. Lambalardan biri patladığında diğer lambanın gerilimi değişmemiştir. Paralel bağlı olduğu için sisteme şöyle değerlendirdiğimiz zaman yani bunların her birini birer ampul olarak değerlendirdiğimizde böyle çizelim. Ve hepsi aynı gerilimi almaktadır. Dolayısıyla her birinin parlaklığı birbirleriyle tabii ki eşit dirençli ampuller kullanırsa her biri eşit yanacaktır. Eşit parlaklık verecektir. Biri patladığında diğer ampulün gerilimi değişmemiştir. Yani diyelim ki bu ampul patladığında bu diğer üçünün de gerilimi değişmeyecektir. Yani o bilgi de doğrudur. Yani bir doğrudur, üç doğrudur. Yani burada da o zaman cevabımız D seçeneğidir. Dörde geçelim. Dördüncü soruda yatay düzlemde bulunan KLM cisimlerine F kuvvetleri etki ediyor. K hareket etmemekte. O halde K için yazarsak FK eşittir. Uyguladığımız kuvvet neye eşittir? Sürtünme kuvvetine eşittir diyebiliriz. L cismi ise sabit hızlıdır. L cismi sabit hızlıysa o halde FL de neye eşit olacaktır? Gene F'ye eşit olacaktır sevgili öğrenciler. Çünkü sabit hızda nedir? F net sıfırdır. Dolayısıyla uyguladığımız kuvvet de neye eşit olacaktır? Sürtünme kuvvetine eşit olacaktır. Birincide ise statik sürtünme vardır. Hareket ettirememekteyiz. Onun da kuvveti F olduğu için demek ki o da sürtünme kuvveti değer olarak birbirleriyle eşit olması gerekmektedir. Diğerinde ise uyguladığımız kuvvet sürtünme kuvvetinden daha küçük bir kuvvet olduğu için cisim yavaşlayacaktır. Yani sonuç olarak da yani burada şunu diyebiliriz. Yani FM büyüktür. O halde ne diyeceğim? F'den büyük diyeceğim. Buna uygun seçenekte düzenlediğimiz zaman da FM büyüktür. FK
O da eşittir FL olacaktır. Buna uygun da seçenekte ne diyorum? C seçeneğine baktığımız zaman görmekteyim. Yanıtım C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, 5. soruya bir görsel koydum. Yan tarafa şekildeki homojen bir yer üzerinde oluşturulmuş periyodik dalgalar var. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? 1. Yay üzerinde oluşturan dalga boyuna dalgadır. Eğer ilerleme yönü ile titreşim yönü birbirlerine paralelse buna biz boyuna dalga diyebiliyoruz sevgili öğrenciler. X-Y noktaları arasındaki kısımda dalga boyuna eşittir diyebiliyoruz. Bu da doğrudur. Yani ben buraya X noktası, buraya da Y noktası dersem o halde bu bir tam bir dalgaya karşılık gelmektedir. KL arasındaki noktaları arası uzaklığı genliğe eşittir diyor. Genliğe eşit değildir sevgili öğrenciler. Çünkü alt ve üst nokta olarak değerlendirdiğimizde sonuç olarak merkez doğrultusuna olan uzaklığın yarısına eşittir. Yani KL noktaları arasındaki uzaklık genlik değil, genliğin iki katıdır. Yani ben bu noktayı şöyle diyeyim, K noktası diyeyim, bu noktayı da L noktası dersem, aralarındaki uzaklık şöyle dersem, yani ben bunu A genliği dersem, buraya da A genliği dersem, sonuç olarak KL noktaları arasındaki dikey uzaklık genliğe değil, genliğin iki katına eşittir. Yani bu bilgi yanlıştır. Yani sonuç olarak yani 1 ve 2 doğru olduğu için yanıtım C seçeneğidir. Evet, 6. soruya gelelim. Çok güzel bir soru. Eşit miktarda sıvı bulunuyor her ikisinde de. Özdeş kaplar içinde aynı cins sıvılardan eşit miktarda konulmuş. Yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Bir kere aynı cisim olduğu için her iki durumda da cisimlerin etken kaldırma kuvvetleri kesinlikle birbirine eşittir. Şimdi batan sıvının hacmi sevgili öğrenciler. Yani F kaldırma neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Evet, batan da kaldırma kuvvetine eşit olduğu için her ikisinde de eşit olmak durumunda. Çünkü aşağıya doğru olan G ile yukarı doğru kaldırma kuvvetlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyor. Eşit olması gerekiyorsa batan kısımda her iki şekilde de aynı olacağı için de H1 ile H2'nin de birbirlerine eşit olmasını beklemek durumundayım. Peki L cisminin hacmi K'nınkinden büyük müdür? Buraya baktığımız zaman buradaki geri kalan hacim, yani sıvının içerisinde bulunan hacim ile buradaki hacim de birbirlerine eşit olacağı için sonuç olarak L cisminin hacminin de K'nınkinden büyük olmasını bekleyebiliriz. Yani sonuçta aslında şekile baktığımız zaman biraz aldatıcı olsa da L cisminin hacminin K cisminden büyük olduğunu söylemek durumundayız. Çünkü batan hacimler her ikisinde eşit olmak zorunda. Çünkü yüzen cisimler için kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G cismin ağırlığına eşitti. Yüzen cisim olduğu için V batan her ikisinde de aynı olmak gerektiğinden de 2 numaralı yargının da doğru olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yanıtım E seçeneğidir. Son soruya geldik. Soğuk ortamda olaylardan hangilerinde altı çizilen kavramlar çevreden ısı almaktadır diyor. Birinci yargıya bakalım. Soğuk ortamdan sıcak ortama gelince gözlük camı buğulanır mı? Bir buzdolabından bir şişeyi çıkardığımız zaman etrafının buğulanması yine soğuk ortamdan sıcak ortama gelince gözlük camının buğulanması olayına benzetebiliriz. Buzdolabından çıkan soğuk su şişesinin yüzeyinin buğulanmasıyla bu ilişkiyi kurabiliriz rahatlıkla. Bunlar birebir birbirleriyle aynı kavramlardır. Üçte ise kışın beton banka oturan çocuğun üşümesi bu ısının iletim katsayısıyla ilişkilidir. Yani beton bankla ahşap bankın birbirlerinden farklı olmasının sebebi, yani betonun üşütmesinin sebebi ısı iletim katsayısının çok daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Yani olaylardan hangilerin altı çizili kavramlar çevreden ısı almaktadır dediğinde sadece 1 ve 2 çevreden ısı almaktadır. Ama ikincisinde iletim konusu söz konusudur. Diğerlerinden farklıdır. Yani 1 ve 2 doğrudur. Yanıtım D seçeneğidir. Bir başka testte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.